Merhabalar, hoş geldin hacı. Hoş bulduk hocam. Bir bahar sabahı, Mart'ın 20'si galiba bugün. Hacı en başarılı hastalarımızdan, arkadaşlarımızdan. 29-29,5 yaşındayken obezite ameliyatı oldu. O zaman 131 kilo idi. Ameliyat olduğunda yeni başlamış şeker hastalığı, insülin direnci vardı. Hafif hipertansifti. Kan yağlarında ufak tefek oynamalar vardı. Ve çok minimal karaciğer enzim yüksekliği vardı. Yani ileri derecede kilolu olanların göğüslemesi gereken metabolik sendrom dediğimiz sistemik inflamatuar hastalığa sahipti. Ameliyat oldu. Bundan aşağı yukarı ne kadar oldu? 9 ay mı? 10 ay oldu şimdi. 10 ay önce ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat sonrası erken dönem, ondan sonra çok dikkatli spor programları, bütün uyarılarımıza da uyan birisi ve netice itibariyle toplam kaç kilo oldu şu anda? 50 kilo oldu. 52 kilo. Yani biraz oynuyor kilo ama 50 kilodan fazla oldu. Süper. Nasıl bir süreçti? Sen birazcık bütün bu süreçten bahset. Çünkü hala obezite cerrahisini estetik ameliyatlarla karıştıranlar var. Halbuki estetik taleplerle estetik kaygılarla oluşan taleplere cevap vermeyen bir disiplin olduğunu biz hep söylüyoruz. Neler değişti hayatında? Kısaca bir anlat. Tamam. Yani şöyle hocam, tabii ki siz söylediniz bendeki oluşan veya oluşmaya başlamış olan hastalıkları. Bir kere hani sağlık açısından onlardan kurtulduğuma, bu hastalıkların bazılarının başlamadan bittiğine, ki bunların içinde hatırlıyorum yani şeker, diyabet konuları vardı, kalp vardı. Çok şükür bir kere sağlık açısından normal yaşıtlarımla aynı sağlığa kavuşmuş olmaktan dolayı bir kere çok mutluyum. İşin estetik tarafı özellikle, yani o tabii psikolojik olarak da çok etkiliyor. O tarafın verdiği keyif çok ayrı. Yani kiloyu vermiş olmak daha ya fiziksel olarak en azından kendime aynada baktığım zaman daha hoş bir görüntüye sahip olmak. Bunların verdiği mutluluk hakikaten hani tarif edilebilecek bir şey değil. O açıdan çok mutluyum. Yani çok şükür imkanım vardı, alışverişe gidemiyordum mesela. Yani ben öyle bir kilodaydım. Dükkanlar değişti mi? Tabii. Dizine girmiyordu. Yok, giremiyordum. Yok, hiç girmiyordum. Önünden geçmiyordum ki. Zaten bir şey alma şansım yoktu o kiloda, o bedende, oralarda. O yüzden benim için hakikaten tarif edilemez bir mutluluk. Ve ben geçmiş dönemde de zayıftım. Ben sonradan kilo alan biriyim. Zayıf olmanın, en azından yani sağlıklı, doğru bir kiloda olmanın ne olduğunu hatırlayan, bilen biriydim ve beni daha çok üzüyordu sağlıksız durumda olmak. O yüzden şu an hakikaten keyfim yerinde, düzenli spor yapıyorum. Haftada 3 bazen 4 gün spor yapmaya çalışıyorum. Formumu korumaya çalışıyorum. Yediklerime zaten dikkat ediyorum ister istemez. Evet. Hala 10 ay geçti aradan. Şimdi bir de şunları söyleyeyim ben. Yani bütün vitaminlerine, her şeyine baktık, daha bir yıl tam dolmadı ama kilo kaybında aşağı yukarı durdu duruyor gibi. Evet. Aslında birazcık daha dikkat edersen belki 3, 5, 6, 7 kilo daha verebilirsin. Yani elinden geldiğince bu spor alışkanlığını hiç bırakmaman. Kilolu olduğum dönemlerde yaptığım gıda seçimleriyle ilgili, ürün seçimleriyle ilgili bazı yanlışlıklarını düzeltip bu tip şeyleri içselleştirmen ve alkol konusuna da her zaman için çok dikkatli davranman durumunda, ki %60'ında, %70'inde hastaların böyle oluyor, ömür boyu zayıf olmanın tadını çıkarırsın. Bunlara da çok dikkat ediyorsun zaten. Sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bu röportajı yapmaya izin vermen de bizim için çok önemli. Çok insana ümit oluyorsun, çok insana cesaretlendiriyorsun. Ameliyat sonrası sürecin de çok 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 korkulacak bir süreç olup olmadığı hakkında da, hani ilk günler nasıldı, onlar hakkında da kısaca bilgi verirsen. Ya bana bunu tanıdıklarım da soruyor ve
Hani birçok insanın da bu kilo konusundan sıkıntı çeken yakınları oluyor. En azından bana danışıyorlar bildikleri için. Tabii. Ben de hep aynı şey, yani hakikaten korkulacak bir tarafı yok. Ben ameliyatı bir pazartesi sabahı oldum. Perşembe günü işimin başındaydım. Yani çarşamba günü taburcu oldum. Perşembe işimin başındaydım. Cumartesi akşam bir arkadaşımın doğum günü partisine bile katıldım o zaman. Yani çok rahat rahat. Yani ben günlük hayatıma üçüncü günde çok rahat devam edebilmiştim. Hiç korkulacak bir tarafı yok. İlk bir iki ay yemek süreçlerini zaten sizin ve sizin ekibinizin kontrolünde hafta hafta devam ediyor. İkinci aydan sonra zaten onlar da normal gıdalarla beslenmeye devam ediyoruz. Ki o süreçleri de çok sevmiştim. Yani püre yediğim bir süreçler vardı. Onlar çok keyifliydi mesela, sebze püreleri falan. Çok yani, ve kilo kaybı çok hızlı başlıyor. O da çok yani insana hakikaten mutluluk veren, keyif veren bir şey. Her tartıya çıktığınızda kilo vermiş olarak güne başlıyorsunuz. O yüzden ben yani geçen 10 aylık sürede hep her gün ayrı ayrı mutlu oldum diyebilirim. Her sabah. Çok teşekkür ediyoruz.